Hukuk dinamik bir alan. Çağın değişen ihtiyaçlarına göre şekillenen bir alan. Artık bizde bir yasa yapma tekniği de olmadığı için toplumsal reaksiyonlara göre şekillenen normatif düzenleme çalışmalarını görüyoruz. Bugün de geldiğimiz noktada aslında yapılan bütün bu düzenlemelerin toplumsal ihtiyaçtan usule geldiği bana göre açık. Mesela infaz, mini infaz paketini konuşacağız son dakika belki. Yani infaz hukukunun temel evrensel prensipleri de cezanın hakça, insanca, insan onuruna yaraşır şekilde infazı. Bugün Türkiye'de infaz hukuku ile ilgili önemli sorunlar var. Önemli olan bu sorunların tespitini yapmak, bir çözüm iradesi ortaya koymak. Çünkü reform dediğiniz şey düzeltimdir aynı zamanda. Hı hı. Yani statikonun karşısındaki bir kavramdır, bir şeyi düzeltmektir. Yenilemektir. Demek ki Türkiye'de hukuk alanında insan hakları ve demokrasi seviyesinde infaz düzenlemelerinde bir sıkıntı var. Cezaevlerinde, cezaevi tutuk evlerinde daha keza var. Buna ilişkinde bir düzeltme iradesi var. Bence bu kıymetli ve saygındır. Yani neler bu sorunlar mesela? Hukuk devletinin kuran ve kurumların işlemesi, ceza yargılamasının temel ve evrensel prensiplerine egemen olması, yargı bağımsızlığı, yargıç teminatı, coğrafi teminat, süre teminatı, tutuklamalar cezaya dönüşmüş durumda Türkiye'de. Yani cezaevine geçen tutuklamalar var. Tutuklamada bir standartizasyon yok. Hı hı. Ya dünyanın hangi çağdaş hukuk devletinde suçun vasıf ve mahiyeti delil durumuna göre tutuklanmasına, suçun vasıf ve mahiyeti delil durumuna göre tahliyesine? Ya tutuklama gerekçesiyle tahliye gerekçesi aynı olabilir mi ya? Ben uygulamacıyım aynı zamanda. Yüzlerce dosyaya bakıyoruz. Gerçekten uygulamada bu. Suçun vasıf ve mahiyeti delil durumuna göre tutuklanmasına, bu bir tutuklama gerekçesi. Kanundaki katalog ifadeler kullanıyor ceza muhakemesi kanun 100. maddesindeki. Tahliye gerekçesini de söyleyeyim Sayın Sarıkaya. Suçun vasıf ve mahiyeti delil durumuna göre tahliyesini. Böyle bir şey olmaz. Burada uygulamada mı sorun? Kanunlarda mı? Neden böyle bir sorun şimdi yaşanıyor? Şimdi aslında uygulamada sorun var. Fakat ceza mahkemesi kanunun 100. maddesi de an itibariyle toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığı yerleşik yargı uygulamaları bakımından çok elverişli bir madde olmadığı açık bana göre. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Ona ilişkin bir düzenleme geliyor ceza muhakemesi. Çok önemli, çok önemli düzenlemeler geliyor ki ben de destekliyorum. Nitekim biliyorsunuz Sayın Adalet Bakanı da müteahhit defalar sosyal medyadan da tutuklama cezaya dönüşmemeli, istisna olmalı dedi. Yani bu Türkiye'de maruf bir vaka artık. Böyle bir kronik problemimiz var. Önemli olan bu sorunun üstünü örtüp statikocu bir perspektifle mevcudu muhafaza etmek yerine bu sorunu çözme noktasında bir irade ortaya koyabilmek. Dolayısıyla derdest yargılamalara sosyal medya süreçlerinin etkisi Türkiye'de çok sık görüyoruz ya. Adam tahliye oluyor. Açacağız hatta program hocam, içinde. Sosyal medyada bir farkındalık fikri takip tekrar tutuklanıyor. Ya da önemlisi beraat ediyor. Üzerindeki adli kontrol kaldırılmıyor. Evet, sonra hemen itiraz ediliyor falan. Evet. Zamanında gözaltına alınması lazım, serbest bırakılıyor. Fakat dosyayı okuduğunuzdaki ruh halinizle o görüntüyü gördüğünüzdeki ruh haliniz aynı olmuyor. Yargı uygulamacısı olarak da olmuyor. Görüntü sosyal medyaya bir yansıyor. Müthiş bir fikri takip, farkındalık. Sizin gibi saygın ve kıymetli gazeteciler inanılmaz fikri takip süreçlerini işletiyorlar. Ne oluyor geldiğimiz noktada? Yeniden apar topar bir tutuklama tedbiri, gözaltı tedbiri. Halbuki yargı zamanında göstermesi gereken reaksiyonu göstermeyip sosyal medyadaki etkilerle reaksiyon alıyor. Bu da Türkiye açısından geldiğimiz noktada önemli. Ya da hemen hemen her olayda işte yürütmeyi göreve çağırıyoruz mesela. İşte Sayın Adalet Bakanı niye müdahale etmiyor? Hani biz yargıya bağımsız diyorduk. Hani yargı bağımsızlığı vardı. Yargı bağımsız mı bugün Türkiye'de? Olmalı. Yargı bağımsız olmalı. Bu bizim hepimizin hukukçu olarak, akademisyen olarak umut ettiğimiz, arzu ettiğimiz şey. Ne yazık ki resmin bütününe baktığımızda bazı uygulamalar vatandaşlarda ve yurttaşta aksine kanaat ve intiba uyanmasına sebebiyet veriyor. Ama her bir hukuk aktörünün, hukuk paydaşının yargı bağımsızlığını, yargıç teminatını güvence altına almak için maksimum çaba sarf etmesi lazım. Tutuklamaların cezaya dönüşmemesi, tutuklamalı gerekçelerinin çok sağlam bir hukuki zeminde şekillenmesi, tutuklama bir koruma tedbiridir, yani istisnadır. Amaç suç delillerinin karartılmasının engellenmesidir. Cezaya dönüştürmek tutuklama tedbirini doğru değil ki mesela inanılmaz düzenlemeler geliyor. Ev hapsi, adli kontrol. İnsanlar evde ev hapsine maruz kalacak. Ama hapis cezalarından bu mahsup edilecek. Yani biz bu şu anlama veriyor. Şimdi yurttaşlarımız izliyordur. Hocam bizim toplumsal hayatımızda bunun etkisi ne olacak mesela? Hakkında derdest soruşturma ve yargılama olan yurttaşlar. Şu olacak. Artık biz Türkiye'de tutuklama yerine ev hapsi uygulamasını çok daha sık göreceğiz. Yani tutuklamanın alternatifi olarak insanlara ceza muhakemesi kanun 109. maddesine göre ev hapsi dediğimiz konutu terk etmemek aslında bir adli kontrol ama onda da tedbiri bu. Koşullarının gerçekten. Evet, aynı koşullar yerine ikame koruma tedbiri bu. Bu arada bugün İstanbul'un fethinin
568. yıl dönümü. O nedenle Galata Kulesi'nde de bir ışık gösterisi varmış. İstersen hemen bir kısa bir oraya da bir gidelim. Onu da görelim. Yönetmenimiz uyardı. Hem onu görelim hem de konuşmamıza devam edelim. Buyurun. Evet. Biz konuşurken mi görelim yoksa görüyoruz, akabinde mi konuşuyoruz? Bir yandan kulağımız sizde olacak, gözler de orada. Bir görsel şölen var çünkü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde bu İstanbul'un 568. yıl dönümü kutlamaları, Ayasofya ve semaları ve Galata Kulesi. 21'de program başladı. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Ardından da bu ışık gösterisi gerçekleştiriliyor şu anda. İstanbullularda canlı olarak görebildikleri yerlerden izliyorlar. Bir ışık yağıyor şu anda Ayasofya'nın üzerine gördüğünüz gibi. Bir yandan da bizler de ekrana getiriyoruz.